Merhaba arkadaşlar. Uygulama sayfalarımızın 12 nolu uygulama sayfamızı çizeceğiz. Burada perspektif görünüşten 3 görünüş elde etme ile ilgili örnekler var. Bunları inceleyeceğiz. Şimdi modelimiz şöyle bir model gördüğünüz gibi. Şurası ön bakış, ön görünüş. Yani buradan ön görünüş böyle bakılıyorsa şurası sol yan görünüş. Burası da üst görünüş oluyor. Şimdi burada görünüşlerimizin ön mü, yan mı, üst mü olduğunu burada bulacağız. Bakalım önden baktığımızda bir nolu ve iki nolu yüzeyleri görürüz. Bakın dikkat edin bir nolu yüzey ve iki nolu yüzey. O zaman burası ön görünüş. Hemen standart yazıyla buraya ön yazıyoruz. Sol yandan baktığımızda şöyle ters T şeklinde bir yüzey görürüz. Burası 3 nolu yüzey olsun. Bakın şurası 3 nolu yüzey yani burası yan görünüş oluyor. Üstten baktığımızda, ön şurasıysa üstten baktığımızda 3 tane yüzey görürüz. Yani 4 nolu yüzey, 5 nolu yüzeyi ve 6 nolu yüzeyi arka tarafta görürüz. Şurada gördüğümüz gibi 4 nolu yüzey, 5 nolu yüzey ve 6 nolu yüzeyi görürüz. Burası da o zaman üst görünüş oluyor. Görüldüğü gibi. Diğer modelimize bakalım. İkinci modelimize. Burada aslında biraz bir göz yanılması olabilir. Yine ön bakışımız, sol yan bakışımız ve üst bakış yönlerimiz bunlar. Önden baktığımızda, bakın bizi yanıltmasın. Şu kenar ile şu kenar paraleldir. Bunun paralel olması aslında bunun bir küpten elde edilmiş bir şekil olduğunu gösterir. Dolayısıyla şu yüzeyle, şu kenarla bu kenar paralelse şurası düz bir satıhtır. Dolayısıyla önden baktığımızda görebileceğimiz şu 45 derece gibi olan eğimli yüzey, şurada gördüğümüz 90 derece duran bir yüzey, şurada yine 45 derece gibi eğimli bir yüzey görürüz. Yani 3 tane yüzey görürüz. 1, 2 ve 3 nolu yüzeyleri görürüz. Şurayı göremeyiz. Göz yanılması olmasın. Sol yandan baktığımızda aslında bunun bir şeklin bir sol yan kenarının kare olduğunu görebiliyoruz. Şu çizgi kareyi ortadan ikiye bölüyor ve köşeden köşeye ikiye bölüyor. İki üçgen çıkıyor ortaya. Yani şu yüzey ve bu yüzey. Şöyle baktığımızda 4 nolu yüzey ve 5 nolu yüzeyi görürüz. 4 nolu yüzey ve 5 nolu yüzeyi görürüz. Şuradaki doğru parçamız 1 nolu yüzey ile 4 nolu yüzeyin birleştiği kenar olur. Yani şurası o zaman ön görünüş, şurası yan görünüş olur. Üstten baktığımızda da yine bir nolu yüzeyi, şurada gördüğümüz 6 diyelim ona, 6 nolu yüzeyi ve 3 nolu yüzeyi görürüz. 1, 6 ve 3 nolu yüzeyi bakın. 1, 6 ve 3'ü görürüz. Burası da üst görünüş oluyor. Üçüncü modelimizde bakış açımız değişmiş. Bakın ön görünüş bu açıdan bakılıyor. Sol yan görünüş ve üst görünüş elde edilecek. Önce ön görünüşü bulalım. Önden baktığımızda görebileceğimiz yüzeyler aslında çok net gözüküyor. Bir nolu yüzey ve iki nolu yüzey ön bakıştan görebileceğimiz yüzeyler. Burada baktığımızda şurada bir nolu yüzeyi ve iki nolu yüzeyi görüyoruz.
Demek ki burası ön görünüşümüz oluyor bizim. Sol yandan baktığımızda aslında cismin yüksekliğinden de sol görünüşü buradan anlayabiliriz. Şurada eğimli olan göremediğimiz yüzey, üç nolu sol taraftan gözükür. Yine şu kenarın bitişiği olan şurada L şeklinde bir yüzey, dört nolu yüzeyi görürüz. Şurada 5 nolu yüzeyi görürüz. Bir de göremediğimiz bir kenar vardır. Şurada bir kenar. Oraya da işte o kenar olduğu için A diyelim. Yani buradan bakacaksak 3 nolu yüzey, bakın şurada. 4 nolu L şeklinde bir yüzey. Ve şuradan 5 nolu yüzey görürüz. Ve şurada göremediğimiz kenarı kesik çizgilerle çizeriz. O da A kenarıdır. O zaman burası yan görünüş. Üstten baktığımızda 3 nolu yüzey eğimli olduğu için üstten de gözükür. Şuradaki yüzeyi 4, 5, 6 diyelim. 6 nolu yüzey gözükür. Şurada 7 nolu yüzey gözükür. Şurada 8 nolu yüzey gözükür. Üstten baktığımızda bir de göremediğimiz bir kenar vardır. Şu kenar, oraya da B diyelim. Yani şöyle bakacak olursak, şurası 3 nolu yüzey, şurası 6 nolu yüzey, şurası 7 nolu yüzey, 8 nolu yüzey ve göremediğimiz şu kenar kesik çizgilerle gördüğümüz B kenarı olur. Burası da üst görünüşü veriyor. Son modelimize bakalım. Bu modelin elimde 3D yazıdan çıkmış görüntüsü de var, modeli de var. Gördüğünüz gibi şöyle duruyor. Ön bakış açımız yan ve üst. Önden baktığımızda bakın bu görünüş elde edilir. Dolayısıyla bir nolu yüzey ön görünüşümüzdür. Sol yandan baktığımızda görebildiğimiz düz bir yüzeydir. Sınırları burada belli. Ama göremediğimiz birçok kenar vardır. Bu kenarları kesik çizgilerle ifade edeceğiz. Nedir bu göremediğimiz kenarlar? Şuradaki kenar, aşağıdaki şu kenar, daha sonra deliğimizin alt ve üst sınırları da yine göremediğimiz kenar olarak burada tek tek hepsi kesik çizgilerle gösterilmesi gerekir. Orta noktada aslında eksen çizgisiyle gösterilir ki burada eksen çizgisini yanlış çizilmiş. Aslında şu eksen çizgisidir. O zaman burası da yan görünüşümüz oluyor. Burası ön idi. Burası yan. Üstten baktığımızda şöyle görüldüğü gibi birçok kenarı görürüz burada. Bakın burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenar görürüz. Dolayısıyla 5 yüzey, 1, 2, 3, 4, 5 yüzey görürüz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 yüzey görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenar görüyoruz. Yani şu yüzeyler, şurası 1 demiştik. Şuraya 2 diyelim, 2 nolu yüzey. Üstten baktığımızda da 3, şurada eğimli olan 4 nolu yüzey, 5, 6 ve 7 nolu yüzeyleri görürüz. 3, eğimli 4, 5, 6 ve 7 nolu yüzeyleri görürüz. Kesik çizgiler yine buradaki deliğin
sınırları olan yerlerdir. Onlar da kesik çizgilerle orada bir yüzey olduğunu, göremediğimiz yüzey olduğunu gösteriyor. Burası da üst görünüş oluyor. Evet, bitirdikten sonra çizim kağıdımızın bilgiler kısmını norm yazıyla, kurşun kalemle, ad, soyad, sınıf, numara, okul, öğretmen ve tarih kısımlarını norm yazıyla, standart yazıyla dolduruyoruz. Değerlendirme kısımlarını boş bırakıyoruz. Kolay gelsin.